İlerleyen dakikalarda yahut da saatlerde bir sürprizim var. Paylaşmak istiyorum. Nasıl? Ne gibi? Belli bir süre sonra. Ne oldu? Başka türlü... İçeri müzik gelmiyor arkadaşlar. Başka türlü bir şapka mı takacaksın? Yok, şapka falan değil. Ne yapacaksın? Senin meşhur böyle var ya kovboy şapkaların. Yok. Onlardan daha büyük mü takacaksın? Çok özel. Hayır. Ne yapacaksın? Hayır, hayır, hayır işi. Hayır işi. Hayır işi sürpriz. Söylenir mi ya? Aynen öyle. Gökmen Özenak'tan Fenerbahçe tarihi sürpriz. Türkiye bu olayı konuşacak. Alt yazı. Ne yapacak? Alt başlığımızı gördünüz. Son dakika gelişmesi olarak arkadaşlarımız ekrana veriyorlar sevgili seyirciler. Gökmen Özenak'tan Fenerbahçe tarihi sürpriz. Bekletmeyelim istersen. Söyleyelim mi diyorsun? Söyleyelim mi? Anladım ben, anladım. Tabii uzun senelerde o rekabetin içinde ben de vardım. 13 sene Galatasaray'da. Tabii Fenerbahçe'nin bu son taraftar yahut da bankalar kanalıyla hibe durumunda herkes gücünü yettiği kadar Fenerbahçe'ye yardım ediyor. Ben de tabii dolayısıyla 20 senedir Aziz Yıldırım'la birlikte 4 tane yıldızın 2 tanesi zaten Aziz Yıldırım'ın hediyesidir Galatasaray'a. Bu yıl 2 yıldız. Bundan dolayı da ihtiyaç hissettim ve meblağ ben de söylemek istemiyorum onu. Fenerbahçe'ye banka kanalıyla belli bir ekonomik yardım yaptım. Fenerol kampanyasına sen de katıldın. Ben de Fener oldum. Koskoca Gökmen Özenak Galatasaray'ın efsanesi Fenerol kampanyasına. Aynen öyle. Nereden bileceğim? Nereden bileceğiz peki? Göreceksiniz. Haftaya göstersin şeyini. Reji'ye. Reji'ye göndermiş. Verin isterseniz arkadaşlar. Sen gönderdin mi? Bir dakika, reji'ye göndermiş. Sen hiç gönderdin mi şey? Bir saniye, bir ekrana geliyor. Hı? Gökmen Özenak'tan. Göndermedim mi? Buyurun. Evet, bu klasik biliyorsunuz Fenerbahçe'ye bu konuda bir yardım kampanyasına herkes katıldığı takdirde Sayın Ali Koç'un bir teşekkürü oluyor. Fenerbahçe kulübünden gelen 7 Nisan 2019 tarihli bugünden geleceğe Fener oldunuz. Sayın Gökmen Özenak, Fenerbahçe sevgisi ve aidiyetiyle gerçekleştirdiğiniz önemli destek için camiamız adına teşekkür ederim. Hep beraber yaktığımız bu meşale gönüllerde büyüyerek Fenerbahçe'mizin geleceğe güvenle bakmasını sağlayacak. Bu kıymetli adımda Fenerbahçe'nin tarihine sizin gibi iz bırakacak yakınlarınızın, ailenizin ve her bir Fenerbahçeli dostunuzun bu kampanyaya katılması için gerekli desteği göstermenizi önemli rica ediyorum. Şimdi çubukluğumuzun aydınlık yarınları için hep birlikte harekete geçme ve tüm çevrenize Fener ol deme zamanı. Ali Koç, Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı. Hakikaten mi? Hayırlı olsun, evet. Yok abi, dümen yapmayın. Ne dümen? Yoksa bu gerçek. Ne dümeni ya? Yolladın mı? Tabii. Sana geldi Fenerbahçe'den öyle. Aynen öyle. Yolladın geldi. Yani. Teşekkür geldi. Ne yok. Gelecek ki ya? Küfür mü gelecek? Yok emin, hazırlamışlardır belki yani. Yok, gerçekten öyle. Direkt yardım ettin ha? Aynen öyle. Bunu zaten bizim bu şekilde hani... Ama ben daha önemli değil. Bu montaj falan değil. Montaj olsa evrakta sahteciliğe girer. Hani... Emsal teşkil eder, böyle bir şey yok. Gerçekten de Gökmen abi göndermiş rejiye. Sen gönderdin mi? Ben göndermedim. Söylenmez ne zaman? Şeyler. Ben söylemem böyle şeyleri. Sen bu yazı hakikaten gerçek mi ya? Vallahi doğru, evet. Yani mesela atıyorum Ahmet Çakar da Fenerbahçe kulübüne Fenerol kampanyasına katılırsa atıyorum 1 lira, 5 lira, 10 lira, 20 lira. Bütün her katılan binlerce insan katılıyor. Böyle kağıt yolluyorlar. Herkese ya. Geliyor. Fenerbahçe'nin resmi sitesinde zaten. Mesela ben şu an. Attın. Şimdi yayında atayım. Nasıl gelecek bana? Teşekkür mesajı gelecek. Yayına gelin. Evet. Atalım hadi. Teşekkür. Ben niye atayım? Denemek için atalım bir şimdi tane. Şimdi Gökmen abi bizim bu kampanyamıza katıldıysa ben bir Fenerli olarak bundan rahatsız olmam. Olabilir. Ama diyor ki orada bir de ne? Fenerbahçeli dostunuzun, ailenizin de sizin diyor yardım etmesi lazım. Siz ailece Fenerbahçeli oluyorsunuz galiba Gökmen abi. Yok. Bak şu cümle diyor ki bu kıymetli adımda Fenerbahçe'nin tarihine sizin gibi iz bırakacak yakınlarınızın. Sen Fenerbahçe'nin tarihine iz bıraktın. 13 sene karşılıklı oynadık ya Fenerbahçe'de. Yani Fenerbahçe'yle aslanlar gibi 11 tane de golüm var. Ne var bunda yani ki? Fenerbahçe ezeli ebedi rakibimiz. Attın mı bize 11 tane gol? Nasıl? 11 gol mü attın sen bize? Evet. Ooo Gökmen abi. Şey Ertem. Buyurun. Ama şimdi. Yani uzun senelerdir aşağı yukarı 50 senedir rekabetin içindeyim. Ben geçen sene, geçen sene hatırlıyordu. Hatırlamadınız mı? Geçen sene. Neydi Dursun geçen Özbek. Evet, bilezik. Ahmet Hoca bilezik diyordu. Ben bilezik aldım. Burada o zaman Gökmen abi yoktu. Ben de gittim storlardan aldım ya bilezik.
Galatasaray bilezikleri aldım, dağıttım ya. Sen dedin ki bana Galatasaraylı arkadaşlarıma hediye ettim. Galatasaray bileziği aldım. 15-20 tane. Semtteki Galatasaraylı çocuklara hediye ettim ben de. Yani bunlar dediği gibi ezeli rekabette güzel şeyler yani. Doğru, ben Abdülkerim abinin sen hatta, gördüm o bilekliklerden sen hatta aldığını. Burada bana o zaman Gökmen abi yoktu bizim programda. Rasim vardı. O vardı, o hatta kızdı bana. Sen dedi ne yapıyorsun dedi. Ya ne var oğlum dedim yani. Şimdi Gökmen abi de böyle bir jest yapmış. Ben de geçen sene bilezik almıştım biliyorsun böyle. Galatasaraylara göndermiştim arkadaşlarıma. Nasıl gönderdin? Şeylen işte. Kimine kargoyla gönderdim, kimine gönderdim falan diyorsun ya. Bilezik diyorum oğlum, bilezik de şöyle de öyle bir gönderdik falan. Ya bak işte bunlardan mesela ben 20-25 tane aldım. Semtte akrabalarıma, Galatasaray'ı tutan dostlarıma ben de göndermiştim bilezik. Olabilir yani. Hayırlı uğurlu olsun. Senin de gönderdiğin rakam inşallah dişe de dokunur bir şeydir. Ya 20 liradan az yok biliyorum da. Sen biraz oğlum, gücümüzün yettiği kadar Fenerbahçe'ye hayırlı uğurlu olsun. Enayi parası işte. Yani. Estağfurullah ya. Öyle abi. Öyle demeyelim ya. Öyle abi. Öyle demeyelim ya. Abi. Evet, bir kez daha getirelim ekrana. Gökmen abi, Galatasaray'ın efsane futbolcusu, Türk futbolunun efsane ismi. Fenerbahçe'nin Fenerol kampanyasına, Sayın Ali Koç'un çağrısına, Fenerbahçe Yönetim Kurulu'nun çağrısına sessiz kalmadı. Ve Sayın Ali Koç'tan Gökmen Özden'a, Fenerbahçe'nin başkanından, Fenerbahçe Kulübü'nün saygıdeğer başkanından, Galatasaray Kulübü'nün gelmiş geçmiş en büyük golcülerinden bir tanesi, rahmetli Metin Oktay'dan sonra en önemli ismi Gökmen abiye yayınladığı mesaj. Teşekkür mesajı. Ertem'ciğim bir de şu var. Ben Ali Koç'u çok Amerika'da, New York'ta, Boston'da galiba yanılmıyorsam okurken. Mesela bizim Selahattin Beyazıt'ın oğlu vardı. Murat Beyazıt'la birlikte okuyorlardı. Mesela Yasin de o zaman işte New York'taydı. Kozmoz'da teknik direktörlük falan yaptığı dönemlerde işte son bıraktı. Orada biz aslanlar gibi şeyde Central Park'ta Ali Koç, Murat Beyazıt, Yasin ben falan orada Türk çocuklar falan işte Orta Amerika ya da Güney Amerika'da öyle Central Park'ta maçlar falan yapardı. Tanışıklığınız vardı. Yani. Tabii da o zamanlardan var. Ondan dolayı da yani Ali Koç'u ben çok severim. O Koç ailesini severim daha doğrusu. Ondan da tanıştığımız için de uzun zamandır böyle bir yardım... Ya bu hakikaten doğru mu? Evet. Yani bir Galatasaraylı sen 1 lira bile bağışlasan böyle bir yazı mı geliyor? Aynen öyle hocam. Aynen öyle. Hocam 1 lira değil galiba değil mi? 20 liradan aşağı yok. 1 liraya da geliyor. 1 liraya da geliyor. Ama benim bildiğim 20 liradan aşağı bağışlamıyor. Yok, hayır, 1 lira geliyor. 1 lira da bankadan yatırdın. Bank kredi kartıyla 1 lira yatırdığın zaman yine sana SMS yoluyla da geliyor, bunda da geliyor. İşte ama 20 liradan aşağısını kabul etmiyor biliyorum geliyor. Ben. Yok 1 lira da geliyor. Tabii burada Ali Koç'un tabii geçmişe dayanan bir dostluğumuz falan var. Yani öyle kanka falan değiliz ama neticede bir merhabamız falan kaç var. Kaç para toplanmış burada Ertem? Burada önemli olan şu, ben tabii bunu daha çok Aziz Yıldırım nedeniyle 20 senede 10 tane Galatasaray'a şampiyonluk kazandırmış. Ve 4 yıldızdan 2 tanesi Aziz Yıldırım sayesinde olmuştur. Hayır. Ki o dönemlerde bütün başkanlara, Galatasaray'ın başkanlarına, işte yeni gelen bütün başkanlara tavsiyede bulunmuş. Kaç para toplanmış? Mesela şu Florya'da 16,5 milyon euro civarı. Florya'da Metin Oktay'ın... TL. Hiçbir Galatasaray başkanının bu kadar Galatasaray'a şampiyonluk kazandırdığı görülmemiştir diye... Az Yıldırım'a o takdir olsun diye heykelini ben tavsiye etmiştim ama yapmadılar. Metin Oktay'ın yanına. Yalnız, hak etti ama abi. Güzel. Silimani'nin parasını çıkarabilecekler mi bakalım? Çıkar mı acaba Silimani'nin parası? Yani Silimani'nin parası yaklaşık kiralaması 55-60 milyon TL. Yani 60 trilyon eski parayla. İnşallah yani güzel bir şey abi. Parası olan yollasın. Ertem şimdi bu kampanyanın bir kere amacı Fenerbahçe geçmiş dönemlerden 90 milyon euro içeri gözüküyor. Evet. 3 senede UEFA'ya karşı gelir gider dengesinde 90 milyon euro açığı var. Tamam mı? Ve UEFA ile yapılan anlaşmada her seneyi eksi 30 ile kapatması lazım kulüplerimizin. Doğru. Dolayısıyla 60 milyon euro paraya ihtiyacı var ve UEFA bu parayı bir tek şahsın cebinden koymasını kabul etmiyor. Anlatabiliyor muyum? Gelir olarak bunu görmüyor.
Ancak bunu geniş kitlelere, işte taraftar kampanyasına yayarsan kabul ediyor. Yoksa bugün cebinden çok zengin bir Fenerbahçeli, başkanla dahil olmak üzere 60 milyon euro çıkarıp koysa kabul etmiyor UEFA. Ya benim şöyle bir şey var. Anlatabiliyor muyum? Onun için bu kampanyanın bir kere yapılış amacı bu. Yani bunu bilmek lazım. Tamam da ya ne olur 100 tane Galatasaray şeyli Fenerbahçeli zengin adam 5'er milyon koysa ne olacak? Abi işte öyle deme, 1 milyon veren benim, var. Benim bildiğim Ali Koç'un UEFA'yı bu konuda ikna etmesi korkunç bir başarı. Çünkü bakın bu yarın bir gün. Interkom'u kapatır mısınız? Farklı yerlere çekilebilir. Türkiye için değil, Fenerbahçe'yi başka takımlar için. Evet. Eğer yanlış bilmiyorsam 25 bin farklı insandan, farklı kişiden para yardımı gelirse bunun bağış adı altında finans fair play deliğini kapatma hakkını doğru veriyor ki bu bile büyük pazar. Niye? Türkiye'de 25 milyon Fenerbahçeli varken herhalde 25 bin farklı. Senin dediğin de doğru. Ben büyük para mı vermek istiyorum? 500 tane adamı dağıtırım. Onların üzerinden yollarım. Yani evet. 25 bini bulmak çok kolay. Doğru. Bence bir şey söyleyeyim. Fenerbahçe'nin, Galatasaray'ın, Beşiktaş'ın, Trabzon'un kurtuluşu burada. Pamuk eller cebi ama bir şartla. Şimdi sen bu delikleri kapattın. Tekrar açılmayacağının garantisi var mı? Yok tabii hocam. Çünkü son 3-5-8 yılda korkunç paralar girdi yayıncı kuruluştan. Ama delik yine büyüdü. Hocam işte Fenerbahçe'de acı olan şudur. Bak bunu bazı insanlar bilmiyor. Fenerbahçe'de şu anda sezon başından beri Ali Koç yönetimi devraldığından beri kulübe gelen bütün gelirler temlikli hocam. Kulübe gelir falan girmiyor. Doğru, biliyorum. Yayıncı kuruluştan gelen para, kombineler, stat biletleri, kombineler. Fenerbahçe bu sene en çok kombineyi Fenerbahçe sattı. Doğru. Fakat kulübe 1 lira gelmiyor. Geçmiş dönemlerdeki borçların faizli borçlara giriyor. Yüksek faizlerle borç ödeniyor. Dolayısıyla 3 tane oyuncu satarak da Giuliano Fernando ve De Souza'yı da satarak 25 milyon euroya, bütün bu transferleri 25 milyon euroya aldılar oyuncuları, bu sene yapılan transferleri. Yani kulüpten bir para gitmedi ama evet, kulübe giriş yok. Ne kadar açık? Kulübe giriş yok. Anlatabiliyor muyum? Evet. Bütün Fenerbahçe'nin gelirleri temlik altında. Dolayısıyla Ali Koç ve yönetimi büyük fedakarlıklar yapıyorlar. Gökmen abi ne kadar verdin? Söylemek istemiyorum. Ne var bunda? Ya bak, maaş mı? Çocuk Esirgeme Kurumu, şehit ailelerin vakfı gibi hayır işleri olsa söylenmez. Nedir bizim dinimizde? Yapılan iyilik gizli kalır. Doğru mu? Ya sağ elin verdiğini sol elin bilmesin derler. Ama bu bir hayır işi değil. Değil öyle hayır bu işi. Bu batağı kurtarma işi. Çocuk Esirgeme Kurumu, şehitler, Yeşilay, Kızılay hepsini anlarım. Kaç para indirdin? Söylemek istemiyorum ya. Belki ileride bilmiyorum da yani bu tip şeyler söylenmez. Yani ne kadar verdin, vermedin. Yani ondan soralım dolayı o zaman yani... Gökmen abi sizce ne kadar verdi? Buradan soruyoruz bütün izleyicilerimize. Sizce Gökmen abi Fenerbahçe'ye ne kadar bağış yaptı? İlerleyen dakikalarda soracağız tekrar kendisine. Bir şey açıklamam kendisine lazım benim. Lütfen. Demin ben Gökmen abiye enayi parası dedim ya. Ben Gökmen abinin şahsına söylüyordum onu. Anladın mı? Yani Gökmen abi. Ben Gökmen abinin şahsına onu söylüyorum espri olarak. Yoksa binlerce insan, bende dahil, bütün benim çoluğum, çocuğum, eşim, kızım hepsi bu kampanyaya destek oldular. Herkese öyle der miyim ben? Şimdi yalandan ha dedi falan, öyle bir şey yok. Ben Gökmen abi, Gökmen abi benden biraz kafa yapıyor. Ben inanmadım para yatırdığına diye. Gökmen abiye dedim hani Galatasaraylı diye en ayı parası yok, Fenerbahçe kulübünde şu anda resmi olarak da kayıtlı olduğunu belirtelim. Bu resmi hayır, bir kayıt. Fenerbahçe kulübünde resmi Allah kayıtlı Sayın Ali Koç'un resmi açıklamasıdır. Hakikaten bu. Mi ya? Vallahi yani. Ya Gökmen abi bak nereden aklına geldi ya? Neden gelmesin ya? Hani niye yani? Neden yani gönderdin yani? Niye yani? İşte bize takılsın diye. Böyle Fenerlere takılsın diye. Rakibimiz takılmak için mi yoksa Galatasaray, içinden Galatasaray geldiği için mi? Fener var. Fener yok, varsa Galatasaray. İnanıyor musun? Yok ki ciddi. Bir şey söyleyeceğim. Ya gırgırı bırak, ciddi söylüyorum. Yok abi ne gırgırı ya? Nereden aklına geldi? Hayır abi yani Gökmen abi. Ya üşenmedin mi bir? Hadi parası da hani 20 lira 50 lira. Da. Üşenmedin mi bir? İkincisi yani Galatasaraylısın, Fenerbahçe'ye yani neden bu yardımı yapardın? Bu tip şeyleri ben amacın anlamam ne? Kızım. Televizyonda gırgır olsun diye burada parası gırgır olsun diye. Kızım kanalıyla, kızıma söyledim. Kızım kanalıyla Gökmen Özden'e kadar bağış yaptım. Ben çünkü bu tip şeyleri anlamıyorum yani. Helal olsun. Teknoloji ya sen Sinan bunu hakikaten yiyorsan dolayı sana da helal olsun. Yok Gökmen abinin bu yaptığı, hayır şöyle yani. Ciddi söylüyorum. Helal olsun diyorsun. Şimdi Gökmen abinin bunu Fenerbahçelilere
böyle kendi yakın bulduğu Fenerbahçeli arkadaşlarına takılmak için yaptığını anlamıyor musun? Anlamıyor musun? Ben takılmak için yaptığını zannetmiyorum. Ya bırak abi ya. Ben program için yaptığını düşünüyorum. Gökmen abi aklı sıra bizden dalga geçeceksin. Fenerlere ben de yardım ettim falan diyecek. Ben Gökmen abi ben de onun için Gökmen abiye enayi parası dedim. Atsana sen canlı yayında be. Atsana bir SMS. Yo. Canlı yayında at bir SMS. Ben beceremem, atsana benim yerime. Atarım bakalım hemen geliyorum mesaj. Ben vallahi beceremem. Atarım bakalım geliyorum hemen. Ben öyle prensip olarak beceremem. Ben prensip olarak bir spor kulübüne yardım edemem. Neden? Ben hakem kökenliyim. Ha. Olmaz. Yarın Fener'e ettin, niye Galatasaray'a ettin? Yarın niye Hakkari Spor'a etmedin? Yani edebiliriz tabii. Peki de manası yok. Bu mektupla mı geldi sana? Bu neyle geldi bu? E-mail yoluyla mı geldi? Print edildi bu. Ne oldu? Nasıl? Ya bu nasıl oluyor? WhatsApp'a. Yani? Herkese mi geliyor bu kardeşim bu? Ya herkese geliyor. Her tabii. Anında herkese. Yani. Herkese peki geliyor. Birinin bir yerde okudum ben. Birinin parası iade edildi diye duydum. Birisi yolluyor, birinin parası Twitter'da, sosyal medyada okudum. Şöyle yazıyor. Ahmet Trabzonlu birisi, 61. Trabzonlu bir taraftar 61 lira 61 kuruş yollamış. Tamam. Kulüpte onun 61 lirasını almış, 61 kuruşunu yollamış diye ben de Twitter'da okudum. Aynen, ben de ama geri ya, gitmiş. İşte ben de Sinancığım onlara diyorum işte o gelen paralara keriz parası diyorum, enayi parası diyorum. Evet. İşte Gökmen abi gibi... Kafa yapmaya bak, çalışanlara mesaj söylüyor. Geldi. Abi selamlar, iyi yayınlar. Çok Beşiktaşlı ve Galatasaray yardım yaptı ama SMS atınca girilmiyor. Bu şekilde kredi kartı ya da hesabı atıncaymış. Öyle zaten dedim yani kredi kartından kredi girince tabii. Evet. Ha bu telefonları evet. Attın mı olmuyor yani? Yok, kredi kartından yapınca. Gökmen abi dedi yani kızım dedi. Kızım evet, aracılığıyla vallahi tebrik gibi. Ederim biliyor musun? Sağ çok yardımseversin. Sağ ol Sinan. Söylüyorum. Hakikaten ya, hakikaten yani gırgır değil. Hakikaten iyi niyet abi. Rakibinin güçlü olmasını istiyor Ertem.